Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kümeslerimizi ilk başta ilaçlayacağız. Bunu size göstermiştim. Bu neye etkiliydi? Pire, ergin, kene. Ergin yumurtlayabilen pire ve bite deniyormuş arkadaşlar. Hamam böceğine de etkiliymiş. Burada bir prospektüsü var. Uygulama şekli. Biz şunu uyguluyoruz. Kene ve ergin için 50 mililitre ne demiş? 9325 mililitre. Yani 10 litre suya 50 mililitre. Bakın şurada şöyle gösteriyorum. 10 mililitre olarak bunu ölçeklendirmişler arkadaşlar. Bunu şöyle çevirerek şurada kanalı var. Doldurursunuz şöyle puflatarak. Buraya geliyor. Bundan 5 tane döküp 10 litre suya bunu koyuyorsunuz. Pompamızda biz şimdi hazırladık bunu dostlar. İçinde 10 litre su ve bundan 50 mililitre var. Bununla kabaca sarfiyatını da yazmışlar. Demişler ki metrekareye 50 mililitre dökün. Şimdi 10 litre biz ilacımız olduğu için uygulanacak oran demiş arkadaşlar. Uygulama dozu 0.0 gram bilmem ne bölü metrekare. İçindeki ilaç olarak. Yani metrekareye 50 mililitre karışım. Bu da neye denk gelir? 200 metrekareye denk gelir. Yani bundan 10 litre hazırladığınız zaman 200 metrekareyi bununla ilaçlarsınız. Duvar, tavan, zemin, nereye ilaçlıyorsanız. Şimdi bunu ilaçlayacağız. Bundan sonra da dostlar dezenfektan uygulayacağız. Bunu beraber bir uygulayalım hızlıca. Sonra talaşımızı serelim. Talaşımıza da çok az bir caniper dökeceğiz. Bundan sonra hani yaza giriyoruz. Mevsim şimdi bahar. Ne olacak? Yazın bizi bütün keneden, bitten, pireden, her şeyden korumuş olacak arkadaşlar. Caniperde talaşın içinde olduğu zaman hayvanlar talaşın içinde yuvarlandığında, yattığında üzerlerindeki bit ve pireyi de halletmiş olacağız inşallah. Burada videoyu durduralım, kümesimize gidelim, bir ilaçlama yapalım. Evet dostlar, görüntüdeki arkadaş yeğenim Sadullah. Bugün kolay gelsin. Bugün burayı temizlediler Enes'le birlikte, kardeşiyle. Boyumdan büyük yeğenlerim var arkadaşlar. Enes kaçmış. Bakın şu an Enes burada. Şimdi İstanbul'dan geldiler, çağırdım. Çünkü dostlar burası çok kötüydü biliyorsunuz. Her yer iyice karıştı. Sağ olsunlar bütün kümeslerimizi şu an kazıdık. Bakın yerde şu an herhangi bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bite pireye karşı ilaçlamamızı yapıyoruz ilk başta. Bakın bu şekilde yeri nemlendirmemiz yeterli. Çünkü 50 mililitre bölü metrekare zaten. Bu şu an kullandığımız ondan fazladır. Dip, köşe, her yere sıkıyoruz arkadaşlar. En önemlisi şu kenarlar. Buralara sıktıktan sonra ne yapacağız? Bu şimdi hemen kuruyacaktır zaten. Sonrasında dezenfektanımızı uygulayacağız. O da bir mikrop, bakteri, bir şey varsa onları halletmiş olacak. Bu arada dostlar bakın, iki gündür yumurta toplamadık. Dünün yumurtalarını şuraya toplamıştım. Bakın diğer yumurtalar da burada. Folluklarımızda. Onları da göstermiş olalım. Bir maşallah esirgemeyin. Bakın şimdi hemen talaşı seremediğimiz için hayvanlar tünekte, hemen dışıklarını yapmışlar. Ama burada yok denecek kadar az bir dışkı var. Buranın sabahki halini görseydiniz arkadaşlar şok olurdunuz. Şimdi bu şekilde kümesinizi ilaçlarsanız dediğim gibi yazı rahat geçirirsiniz dostlar. Talaşına da bunun caniperi kattık mı değmeyin bu kümesin keyfine. Çok az bir caniper de katacağız. Ondan sonra buradaki hayvanlarımız mutlu mesut yaşayacaklar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, buradaki horoz sayısını azaltacağız. Horozları bir kümese toplayacağız. O işlemi de yaptığımızda size bütün horozlarımızı tek kümeste göstereceğim. Bunları kesimlik olarak değerlendireceklerimiz var. Sahiplendireceklerimiz var. Ama burada horoz sayısı çok arttı. Bakın yedek amerikanolarımız var burada. Diğer şu kırma horozlarımız var. Sultan kırması var. Yani şimdi ligorin üretimi yaptığımız zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Paçalı, böyle küpeli hayvanlarımız çıkıyor. Hal böyle olunca sıkıntı. Sadullah bence yeterli. Şu tüneyin altını ilaçlayabildik mi? Şimdi dostlar burada keselim. Biz şimdi buranın bir de dezenfektanını uygulayacağız. O da aynı işlem. O size ilaç seviyesinde bahsettiğim dezenfektanı da kullanabilirsiniz. Farklı bir marka da olabilir. Bunu da bu şekilde sıkacağız buraya. Sonrasında talaşını sereriz. Biz size son halini inşallah gösteririz. Şöyle bizim kartpostallarla bir videomuza ara verelim.
Evet dostlar, yeğenlerle kümeslerin tamamını temizledik. Bakın burada sayılar azaldı. Günün sürprizlerinden biri. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, her yer tertemiz. Şimdi şu sularını yeniliyoruz. Yeğen suları doldurmuş ama altındaki tıpayı tam kapatmamış. Buraya arkadaşlar bizim nipelimizi takacağız şimdi. Artık içeriği temizledik. Susar mısınız? Bakın dostlar, yumurtalarımız. Bugünün yumurtaları bunlar. Şöyle sayalım. 3, 5, 8, 11. Çocuklar yumurtaları toplamış bir araya. Bakın tertemiz oldu yumurtalar. 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 38 yumurta arkadaşlar. Toplamda 38 yumurta yapmışlar. Talaş temizlenince, follukların içindeki talaşlar da değişince bakın tertemiz oldu. Talaşımız yine planya talaşı, kalın. Bakın şöyle kalın talaş. Şimdi buradaki horozları azalttık. Bakın sadece bizim Black Modded Ligurinler. Herhalde 3 tane de arkadaşlar. Bakın şu 1, şu 2, bir tane dışarıda olması lazım. Bakın şurada 3 tane de normal beyaz ligorin horoz bıraktık. Şu an akşam oldu. Burada çalışmalar devam ediyor. Bakın Yasir orada. Diğer küçük yeğenim diyeyim. Küçük derken 19 yaşında. Büyük yeğenim 30 yaşında arkadaşlar. Enes 18. Sadullah 30 yaşında. Çalışmalara devam ediyoruz bahçede. Şimdi buradaki horozların tamamını, sultan kırmalarını, diğer tepeliği, beyaz ligorin horozlarımızı tamamını diğer kümesimize götürdük. Artık horozlarımızın hepsi. Yasir ne yapıyorsunuz? Enes abinle mi oynuyorsun? Adamsın. Arkadaşlar Enes sağ olsun, Sadullah'la birlikte dün sabah 7'ye kadar çalıştık. Ben işe gittim sonra. Onlar şimdi çalışmaya devam ediyor. Ana kucaklarını da yapıyoruz. Bakın sular doluyor. Şimdi kuluçka makinesinde çıkım oldu. Çıkım videosu çekemedik yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Bakın sepetler buraya geldi. Bu sepetler yıkanacak, temizlenecek. Yeni yumurtalar yüklenecek. Devamlı bir hareket var. Bahçe toparlanıyor bir yandan. Bir yandan bakın burada çalışmalar var. Her yerde inanılmaz bir çalışma var. Bakın şimdi şu kapın bir şekilde nasıl olduysa bu havaya kalkmış, böyle takılıyor. Yağ gibi çalışan kapımız şu an takılıyor. Dostlar burada durumlar böyle. Bakın ispenç horozumuza kadar bütün horozlar burada. Kaç tane horoz varmış? Şöyle ışıktan bir kurtarayım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37. Dostlar 37 tane horoz var burada. Şimdi bunları ilana koyacağım. Ligorin horoz var. Burada şu Gold Brakel'e kavga ettiler bunlar. Bakın şöyle yanağını kanatlı dün dışarıdayken. Burada şu an kavga yok Allah'a şükür. Ama dışarı çıktıklarında hep beraber böyle inanılmaz bir kavgaya tutuşuyorlar. Şimdi burada Americano, bizim safkan Americano'larımız var. Bakın. Şöyle, hatta bunun pardon yanaklarında hafif sarılık varmış. Mesela şu horozumuz. Bakın arkadaşlar, bu orijinal sakallı, rengiyle her şeyle orijinal Americano horoz. Bakın burada Blue Americano'muz var. Ondan sonra ligorinlerimiz var. Bir tane Baltabik ispencimiz var. Burada sultan kırması horozlarımız var. Diğer ligorin horozlarımız, bakın damızlık horozlar arkadaşlar. Burada. Burada birçok horoz var. Artık burası bir müddet ne derler ona, horoz kümesi olacak. Burada bunlar mutlu mesut. Bakın yerler temizlendi. İlaçlandı. Dezenfektan sıkıldı. Ve talaşları serildi. Şu an bu adamlar burada mutlu mesut takılıyorlar. Şimdi şu kapıyı kapatalım. Aman çıkmasınlar. Bu horozları gece toparladık arkadaşlar. İnanılmaz bir mesai oldu bizim için. Şimdi şu ışığımızı açalım.
Bakın dostlar, Amerikan hükümesi burası da tamamen kazındı. Gübresi atıldı. Ve ilaçlanıp yine mutlu mesut hayvanlarımızın yaşam alanı olarak oluşturuldu. Bakın bu adamlar kapıları açık ama akşam olduğu zaman gelip mutlu mesut burada yaşıyorlar. Hemen normal tavuk gibi tüneklerine çıkıyorlar. Ligoriler böyle değil, biliyorsunuz. Şimdi bunların da yumurtalarını toplamışlardı. Bir araya sayalım. 3, 5, 8, 11 tane de mavicilerden yumurta birikmiş dostlar bugün. Bir maşallah esirgemeyelim. Bakın bütün foldukların talaşları değişti. Temizlikler yapıldı. Sağ olsunlar böyle İstanbul'dan gelip aradım yani. Dedim gelin buraya, ölüyorum yoksa. Yani 3 kişi dün gece iş yaptık sabaha kadar. Ama ona rağmen dostlar bitmiyor. Bakın bıldırcınlarımız yemini bitirmiş. Hatta sularını da bitirmişler. İnanılmaz bir yem ve su tüketimi var. Bu bıldırcınlara da Allah izin verirse dışarıda bir doğal ortam kafesi yapacağız. Havalar ısındı. Burada da durumlar iyi. Buradaki çeşitleri size göstermiştim. Bakın burada ayam cemaniler, GSG'ler, gold brakeller. Şöyle splash Amerikano kırmalarımız var. Arkada bakın habeşler var. Burada yok yok. Böyle görünüyor ama inanılmaz bir çeşit var. Bakın şu aşağıda bresse görünüyor. Bir alt katta da, şimdi bu ana kucaklarını arkadaşlar buradan çıkaracağız. Bir alt katta da kendime yine büyüttüğüm bresseler, ligorinler. Bir tane portakal fizanımız olması lazım. Bakın şu arkada tepesi görünüyor. Daha küçük olan. Kel boyunlar var. Bir tane hindimiz, hint var. Hindimiz derken. Burada bayağı bir çeşitimiz var. Şimdi burada nasıl bir planımız var dostlar? Onu da anlatayım. Yeri gelmişken. Şimdi civciv ana kucağı serimiz bitti. Ha, bunun ölçülerini sormuştu bir arkadaşımız. Dostlar bunun şu uzunluğu 122 santim. Şu derinliği de 61 santim. Bakın. Burası sabiti, şurası gübre tavası, burası da üst sabiti. Şu yükseklik toplam arkadaşlar 50 santim. Şöyle uzaktan göstereyim. 50 santimlik bir modül. Şu ayrı bir parça tek başına. Şu ikisi beraber yapılmış bir parça. Bu OSB'den yapılan ana kucağımız. Bakın dostlar size dün anlattığım şey. Şunu telin diğer tarafına takmazsak böyle kirleniyor. Ne yapacağız şimdi? Biz bunu sökeceğiz. Söktüğümüz zaman şöyle bir görüntü olacak. Burada da dostlar bir tane GSG ve bir tane de kıvırcık sultan, gözü rahatsızlanan hayvanımız var. Şu an burayı hastane olarak kullanıyoruz. Bakın karbon filmiyle, yemliyle, nipeliyle, her şeyle tam bir kümes burası. Bakın şimdi dostlar bu hayvanlarımızda halsizlik, böyle hastalık var. Bunlara linkospektin iğne yapıyorum. Vitamin takviyesi yapıyorum. Bu hayvanımızın gözü şişmişti. Bakın şöyle şu an ağız açıp kapıyor. Yani biraz geç kalmışız bunu fark etmekte, özellikle kıvırcık sultanı. Çünkü gözler görünmüyor spaların tepeden. Bakın şöyle güzelce temizledim, yıkadım. Ondan sonra dezenfektanla da bir mikrobunu kırma adına antiseptik sürdük. Sonrasında Genta damla damlattık. Bir de 0.2 mililitre linkospektin iğne yaptık. Normalde yetişkin hayvanlara 0.3 yapıyoruz dostlar. Şimdi bu yemlerimizi bayağı bir çalışma yaptık şaka bir yana. Bu yemlerimizi şu paketlerde saklıyoruz arkadaşlar. Sebebi hem bayatlamıyor. Bakın hava almıyor. Dışarıda da göstereceğim size. Bu arada hava kararıyor. Bakın şunların içi tamamen yem. Bu yemleri bunlarda saklıyoruz ki fare gelmesin. Bunda ne var? Horozlar için aldığım etlik yem var. Bu bireselere etlik yem vereceğim kendime. Büyütmek için. Biliyorsunuz lezzetinden dolayı besliyoruz zaten. Bir de bizim yarka geliştirme yemleri var. Nispeten onlar az kullanıldığı için böyle küçük kaplarda saklıyorum. Direkt yemliklerini döküyoruz. Şu varile de normal yemimizi koyuyoruz. Artık yumurta yemi, yarka geliştirme yemi. Hepsini bunlarda saklıyoruz. Evet. Şimdi dostlar kaldı burası ve bireselerin olduğu alan. Burada da durumlar gayet iyi. Ufak tefek sıkıntılar oluyor, olmuyor diye. Bakın şurada yumurtalarımız. Bu arada cüce koşinleri yumurtaya başladı. Porselenleri buraya aldım. Diyeceksiniz ki bu ligorin yarkalar vardı burada. Onlar buradan çıktı. Bu arada bir müjde daha. Blue Modlet cüce koşinler yumurtaya başladı. Kaan bugün yorumda porselenler değildi abi, Blue Modlet'te bir tane tavuk yumurtaya başlar demişti.
O başlayan tavuk şu. Bakın şu tavuğumuz yumurtasını bize yaptı. İki tane yumurta aldık. Porselenlerden de yumurta almaya başladık. Kıvırcığın diğeri tedavide. Limonlarda yine bir numara yok. Bunlarda da yine bir numara yok. Şimdi size şeyi göstereyim. Bu arada şu. Aha, bugün 3'te 3. Siz adamsınız. Bakın. Bunlardan 2 tane yumurta almıştım dostlar. Bunlardan 2 tane yumurta almıştım. 3.'yü aldım. Aşağıda Blue Modletlerden. Şimdi hayvanlar görüyorsunuz. Yerleri rahatladığında, temizlendiğinde verim hemen fark ediyor. Aşağıda Blue Modletlerde. Bakın göstereceğim. 2 tane tavuğum var. 2 tane Blue Modlet yumurtam. Şöyle de hayvanları göstereyim. Yani hayvanlarınıza bakarsanız verim alırsınız arkadaşlar. Buradaki spalarda tabii ki daha henüz bir şey yok. Göstermişler, onları da gösterelim. Bakın şöyle yemleri, suları, follukları. Çalışınca toparlanıyor ama arkadaşlar hani ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir aydır günlük ortalama herhalde 2-3 saat uyuyorum. Yani abartmıyorum. Böyle bir gün gece uyuyakaldım. Ertesi günde zaten video paylaşamamıştım. Onun dışında günlük 2-3 saatle günü geçirmeye çalışıyorum. İnşaat işlerim de var bir yandan. Bayağı ciddi anlamda yorucu oldu. Yani bugün çıkım oldu ve çıkım videosu çekemedim. Öyle düşünün. Yaklaşık 400 küsür tane hayvan çıktı ve ben bunun videosunu çekemedim. Normalde çıkımları kaçırmıyoruz biliyorsunuz. Şimdi burası bizim normalde bahçe lavabomuz arkadaşlar. Böyle primapen kapısı olan. Daha önce burada yine biz civciv büyütmüştük. Şimdi bu adamlar bayağı büyüdüğü için ne yaptık? Bunları buraya getirdik. Bunlar burada boy atsınlar, büyüsünler. Yem su yetiştirmek zor oluyor. O yüzden bakın şöyle büyük bir yemlik ve büyük bir suluk koyduk. Burada mutlu mesut yaşıyorlar dostlar. Herhangi bir kayıp bir şey bakayım. Şu arkada da yok. Burada da yok. Şimdi bizden korkuyorlar. Bunların ışıkları sabit yanıyor dostlar. Bakın burada ışıkları var. Şuna da ısıtıcı takıyordum ama artık bunların bir ısıtıcıya ihtiyacı kalmadığı için kaldırdım. Şöyle bir eğer duyunuzdan bir tane daha kablo çıkarırsanız aşağıya uzatırsanız böyle bir alanda hayvanlarınız üşümez. Bunu da size göstermek istedim. Burayı da temizledik. Bakın buranın da talaşları yenilendi. Hani bir gecede bayağı ciddi iş yapıldı. Ana kucağı da biliyorsunuz yaptım. Videosunu paylaştım. Onu da gece tamamladık. Saat 6.30'da videoyu yüklemeye başladım. Video 9 GB'mış. 4K çekmişiz. O yüzden öğlen yayınladım arkadaşlar dün. Durumlar böyle. Yani ciddi gelişmeler var. Uğraşıyoruz. Dışarıda kümes projelerimiz var. Ama yeni bir projem başladı. İnşaat projesi. O yüzden biraz zor ve yavaş gidiyor. Birkaç gün vites küçülteceğiz hasta olmamak için. Biliyorsunuz malum korona dönemindeyiz. Bağışıklığımızı düşürürsek hepten sıkıntı. Bir kere de korona atlattık Allah'a şükür. İkincisi çok daha zor geçebilir. O yüzden bünyemizi biraz güçlendireceğiz dostlar. Sonra yine böyle yapım, imalat videolarımıza devam edeceğiz. Ha, bu arada ana kucağını yapmak durumundayız. Bugün çıkan civcivler arkadaşlar koli de evde. Ampullerini taktık. Altlarına talaş serdik. Evdeler. Bu gece bir 5 tane daha ana kucağı yetiştirmeye çalışacağız. Yani çok ciddi sayıda civciv çıkıyor. O yüzden ana kucağı biz yetiştiremiyoruz öyle söyleyeyim. 15 ana kucağını bitirdiğimizde siz de dışarıda güzel güzel böyle şekilli şekilli villalar, kümesler yapacağız. Villa kümesler. İsmini öyle koydum. Villa kümesler yapacağız. Takipte kalın derim. Bu arada bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar için de şöyle bir uyarıda bulunayım. Geçen kimle görüştük? Bir abimiz söyledi. Herhalde Faruk abi de söylemişti. Zile tekrar bir kapatıp açarsanız arkadaşlar bildirimler geliyormuş. Bana en çok gelen şikayet bildirimlerin gelmemesi. Onu bir denersiniz. Çünkü yani eşime de gelmiyor. Yeğenler de diyor dayı bildirimler gelmiyor diye. Bir bildirim gitmeme sıkıntımız var. Sebebini bilmiyorum. Denerseniz bir zili kapatıp açarsanız belki bildirimler gelebilir arkadaşlar. Bu arada buradaki ligorinlerimizin büyük bir çoğunluğu horoz gibi duruyor arkadaşlar. Ama sayılar fazla olduğu için tavuklar da var. Bakın porselenler müthiş. Bakın şunların güzelliğine bakın. Bu neredeyse Black Modlet gibi çıkmış ama arada sarıları var arkadaşlar. Bakın şurada daha koyu renk porselenimiz var. Brownlarımız var. Benim favorim cappuccino'lar. Yani bufflar arkadaşlar. Bakın şunlar da bufflarımız. Bir de burada Isabel'lerimiz var.
Bakın şu dişiye benziyor. Şu Isabel de dişi. Şu Isabel. Bakın bu belki bu horoz olabilir ama bunun da iliği çok küçük mesela. Muhtemelen bu da dişi. Şu. Ama porselenlerde ciddi sayıda horoz var. Brownlarda da hakeza. Bakın şurada kocaman ibitli ibitli duruyorlar. Ama renkler müthiş dostlar. Bunlar biliyorsunuz Trabzon'dan gelen yumurtalar. Benim kendi anacımın yumurtaları değil. Şenol abiden gelenler. Allah'a şükür bunları kayıpsız büyütmeye devam ediyoruz. Bir maşallah esirgemeyelim. Şimdi yeni çıkan, şöyle gidelim. Yeni çıkan civcivlerle çıkım videosuna yetişemedim ya dostlar. Bir bölmeye koydum. Yeni çıkan civcivlerle sizlere veda edeyim, pofidiklerle. Acayip çeşitler var. Bakın dostlar. Anam anam. Şöyle açalım. Şimdi bakın. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Maşallah esirgemeyelim lütfen. Korkuyorum göstermeye. Yani sakal olur da bu kadar mı olur? Yani şöyle ışığın altına götüreceğim. Yani artık sakalı abartmış bu arkadaş. Şirin baba gibi. Bakın tamamen tam tur. Şöyle bir sakal. Amerikano budur dostlar. Amerikano'yu belli bir standarda getirdik. Şimdi bana geçen bir... Bakın hemen açtım. Termostat devreye girdi. Bir dostumuz civciv göndermiştim. Ya ayaklar siyah değil dedi. Hani tamamen siyah değil, sarılar var. Bakın dostlar bu siyah yukarıdan aşağıya kaplıyor. İlk çıktığında simsiyah olmuyor. Onu da bu vesileyle söylemiş olalım. Bakın brown ligonimize. Yerim ben seni. Anam anam. Arkadaşlar bu. Çok şurası şu an huzur dolu. Sakallara bakar mısınız dostlar? Kaba sakal. Bakın bu da bilek Amerikanı. Yani gün geçtikçe bunlarda kalite inanılmaz arttı dostlar. Yani sağ olsun arkadaşlar da zaten inanılmaz ilgi var. Amerikanı yetiştiremiyorum. Bakın şurada iki koli mavi yumurtam var. İçeride 11 tane yumurtam var. Bugün yükleyeceğim bunları. Bu arada bayağı bir yumurtam birikti dostlar. Cihan abiden de sağ olsun aldığım yumurtalar var. Kendi yumurtalarım. Şimdi bunları yükleyeceğiz. Durumlar böyle. Bayağı hareketli, actionlı bir video oldu dostlarım. Her şeyi gösterdik size, çalışmalarımızı. Geceden başladık. Ertesi günün akşamında video bitmiş oldu. Size buradaki civcivlerin tamamını ayrı bir videoda göstereceğim. Çıkımına yetişemedim. Ayrı bir videoda göstereceğim. Durumlar böyle. Yerim ben sizi. Sen nesin orada ya? Küçücük bir şey görüyorum orada. Sen ispenç misin? Anam bu ispenç arkadaşlar. Bakın sakallara falan. Lan yerim seni. Bayağı çeşidimiz var arkadaşlar. Bilek ligorinler var. Blue ligorinler var. Hani farklı olarak. Sumtalerler var arkadaşlar. Bunların hepsini dediğim gibi çıkım videosunu çekemedim. Ve bir sürprizim var. Hani bu kuluçka makinesiyle ilgili videoları izliyorsunuz. Size neden IBA'yı tavsiye ettiğimi ayrı bir videoda anlatacağım. Ya başıma öyle bir şey geldi ki inanılmaz. Yaptığım hata da inanılmaz. Ama karşılığı muazzam mucize. Bir mucize yaşadım. Size bunu bir sonraki civcivleri göstereceğim videoda anlatacağım dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.